Bir sonraki karşılaşmamız Trabzon deplasmanında. Trabzon bize 3 puan gerimizde. Bakalım ne yapacağız onlara karşı. Formalar yerinde. Trabzon'da bir gündüz mücadelesi. Abi bunu değiştiremiyor muyuz ya? Olmuyormuş arkadaşlar. Madem olmuyor yapacak bir şey yok. O zaman karşılaşmaya başlayalım. Akyazı Stadyumundan hepinize merhaba. Trabzonspor Fenerbahçe mücadelesi başlamak üzere. Tribünler tıklım tıklım. Uğurcan Çakır'ı görüyoruz. Gerçek ya, güzel yapmışlar. Vallahi FIFA güzel yapmış bunu bu sefer. Yeni bir transfer olduğu zaman hemen ona ayak uydurabiliyorlar mı bilmiyorum ama en azından o hissiyatı veriyor ya, o güzel bir şey yani. Aldık şimdi topu. Çok konuşmayalım. Hemen pas hatası yaptık. Boştayım. Teşekkürler. Pelkas ileriye gider misin? Pelkas ileriye gider misin? Pelkas ileriye gidersen ama önüme kaydı. Güzel. Offside. Şimdi Berat. Pasını oynadı sağ kanada. Biz kendi yerimizi korumamız lazım. Trabzon etkili geliyor. Trabzon etkili geliyor ve golü buluyor. Offside yok galiba. Trabzon 1-0 öne geçti. Bakasetas'ın attığı golle. Asaf, bu gol sana gelsin o zaman. İnşallah buradan maçı çevirebiliriz. Altay Bayındır'dan hızlı bir şekilde başlangıç geldi. Şimdi sol kanattayız. Pasını oynar mısın Osay Samuel? Şut, şut, çek şut, şutu. Pasını oynadım. Ne olursun, ne olursun. Olmadı, olmadı, olmadı. Uğurcan Çakır. Kim bu 24 numara bilmiyorum ama Uğurcan Çakır güzel çıkardı. Yerden oynar mısın? Yerden gelmedi orta. Bir kafa, bir şut. Sinirden konuşamadım. Denedik ama olmadı. Bir kez daha girdik araya. Çıkmasın o top. O top çıkmasın. Haydi, haydi hızlı. Haydi hızlı. Ortayı yapacağım. Geçin, geçin içeri, içeri geçin. Sağ ayakla orta yapmak istedim. Sol ayağıyla yaptı ya. İnatla sol ayağıyla yaptı ya ortayı. Bir yandan da kendime kızıyorum. Orada maçı izlerken. Enner Valencia, haydi. Haydi Valencia. Yapma bunu Valencia. Pasın içine etme ya. Geri oyna. Geri oyna. Aldım şimdi. İçeriye girdim. Pasımı oynadım. Oynayamadım. Bildiğin oradan o pası oynayamadım. Aldık şimdi. Muhammed Gümüşkaya kalecinin üzerine gitti. Uğurcan Çakır. Farkındaysanız kaleci biraz sola doğru pozisyon aldı. Yani topu sağa çekseydim, daha doğrusu şutu sağa çekseydim gol olma ihtimali yüksekti ama biraz geç fark ettim. Ve bu, haydi ne olur gol olsun bu. Ne olur gol olsun bu. Gol be! 1-1. Bir an offside mi dedim. Orada inatla paslaştılar ama 1-1'i bulduk. Burada güzel paslaştılar. Israrla pas oynadı orada ya. Israrla pas oynadı. Birbiri bulduk Trabzon deplasmanında. Berat şimdi içeriye doğru pasını oynadı. Hamsik. Hamsik mi? Hamsik mi? Neyse artık. Ya bu kadar gol. Ya olmaması lazım ya. Böyle saçma bir gol yemememiz lazım ya. Yine Altay'ın üzerine vurulan bir şut değil mi? Yapma bunu Altay ya. Vallahi yapma ya. Bunları tutabilmen lazım abi. Üzerine geliyor neredeyse ya. Ya gol attığımızda sevinemez olduk. Vallahi var ya. İlerleyin, ilerleyin. Her şeyi ben mi söyleyeceğim? Haydi Pelkas. Haydi Pelkas. Yapma bunu, yapma bunu. Ne ara offside'e girdin sen? Çok güzel bir pas. Çok güzel bir pas. Bakasetas direkten döndü. Bir şut daha topağlarda. 3-1 geriye düştük. Bizim için aşırı zor geçen bir karşılaşma şu ana kadar. Yani buradan geri dönersek de helal olsun. Gerçekten helal olsun derim. Biraz konsantre olalım. Yani daha fazla konsantre olalım. Çünkü Trabzon tamam zaten çok güçlü bir takım ama oyunda da bayağı güçlü yapmışlar.
Oha direkten döndü. Ne oluyor lan? Tamam oyna şimdi. Aldık topu. İleriye gidin abi. İleriye git. Pelkas'ın önüne bırakacağım. Offside'e girme. Çok güzel bir şey yok. Temiz. Yapma bunu. Biraz bekle. Çok acele ediyorsunuz ya. Biraz bekle ya. Bakasetas ilk yarıda hat-trick yapmış lan. Vay arkadaş. Bütün takım Bakasetas'a engel olamadık resmen. 8.8 ile oynuyoruz. En azından bir gol veya asist yapmamız lazım. Ve %40'lık bir orta isabeti sağlamamız lazım. Bunlar bizim hedefimiz. Bakalım ikinci yarıda inşallah gerçekleştirebiliriz. Samat da giriyor oyuna. Pelkas çıkıyor. Ne kadar mantıklı bir değişiklik bilmiyorum. Oyun içerisinde göreceğiz. Samat da bana oynayabilirsiniz. Şimdi oynamayın. Şimdi Muhammed Gümüşkaya, Victor Hugo soluma geçer dedim, geçmedi. Aldık onu. Sprint atamıyorum çünkü hızı yok. Biraz saldırın abi. Şu topu alalım. Aldık. Valencia önüme bırak. Ne olur önüme bırak. Tamam geriye bırak. Ah direk aman. Tamam direkte sayılır da yani. Adam direk gibi maşallah. Top geçmiyor adamdan. Şimdi ortayı deneyeceğim. Orta gelecek. Orta güzel mi? Orta çok iyi. Kafa topalarda gol. Samat da atıyor. 3-2. Beraberliği yakalayacağız inşallah. Beraberliği yakalıyoruz diyecektim neredeyse. 3-2. Golü bulduk. Bizim ortamızdan. Gol geliyor. Samatta'nın kafası topağlarda gol. 3-2. Haydi. Sakin. Bak sakin. Yerden oynayabilirsin bana. Buradayım. Pasımı oynayacağım. Ne olur. Oo çok güzel pozisyondu. Top benim önümde kalıyor sandım. Bir an keşke önüme bıraksaydım. Keşke o topu isteseydim abi. Ben çok da karışmak istemiyorum bilgisayarın işine ama bazen çok fazla şey düşünüyorlar. Gerçi onun yerinde ben olsam ben de kafayı denerdim. Şimdi yalan değil. Çünkü arkanı görmüyorsun. Aldık şimdi topu. İleriye bırakacağım ama offside'e giriyorlar gibi geldi bana. O yüzden bırakmadım şimdi. Sağ kanattan doğru ilerliyorum. İçeriye doğru kat ettim. Yerden pasımı oynayacağım. Şutunu çek. Allah aşkına şutunu çek. Çok geç kalıyor şut çekmeden. Nasıl yani? Direkt gelişine şutunu çek işte. Çok güzel pozisyon harcadık orada. Pasını oyna. Lütfen oyna. Aldım o topu. Alamadım. Ama aldık. Şimdi bir şekilde aldık. Muhammed Gümüşkaya sakla. Hoca faul. İrfan Can Kahveci Samat'ta. Tekrar İrfan Can Kahveci. Şutunu çek. Ne olur çek. Şutunu çekti kaleci. Korner. Şimdi Muhammed Gümüşkaya. Muhammed içeriye doğru kat ediyor. Muhammed'i durdurabilen yok. Muhammed vurdu kaleci. Şimdi bir korner daha kullanacağız. Gelsin. Top bana gelsin. Lütfen. Bir şekilde geçtik. Şutumu çekiyorum. Şimdi kaleci son anda. Son anda dokundu Uğurcan Çakır. Gümbür gümbür geliyoruz. Üçüncü gol için bastırıyoruz. Henüz başarıya ulaşamadık. Şimdi orta. Kafa gelsin. Bu sefer kaleci atışıyla oyun devam edecek. Sakın. Yapma bunu. Vallahi yeseydik yani oradan toparlayamazdık abi. Son 10 dakikada 2 gol atamazdık. Ama 1 gol atabiliriz diye düşünüyorum yani. İnşallah yanılmıyorum. Yapma bunu ya. Vallahi yapma ya. Gerçekten bunu yapma işte ya. Tamam ya. Burada bitti yani. Buradan dönmez abi. Buradan dönmez. Kaç tane Fenerli var? Bir tane Trabzonlu kafayı koydu orada topağlara gönderdi. Söyleyecek hiçbir şey yok. Gerçek hayatta Trabzon deplasmanında ne yaptıydık onu da hatırlayamadım şimdi ama. Oo hocam. Vallahi daldı. Acayip kötü daldı bana. Ne olur
Ne olur işte bu. Allah'ım sana şükürler olsun. 84. dakika 4-3. Sevinmeyin abi, sevinmeyin hadi. Hadi hiç soğumadan hemen bir gol daha bulalım. Çok güzel, çok güzel. Aferin Samatta. Adamsın Samatta. Bir gol daha atarsan benden sana kola. Oynayabilirsiniz, oynayabilirsiniz. Ben de varım burada. Pasımı oynayacağım. Lütfen. Lütfen ve gol. Aa, offside. Offside. Ah, içim nasıl cız etti. Şurası cız etti. Yemin ederim var ya cız etti. Milim ya. Milim, milim. Milim abi, milim. İçim cız etti. Yemin ederim içim cız etti. Beraberliği yakaladık diye acayip sevindiydim. Al o topu. Çok iyi Serdar Dursun. Önüme bırak Serdar Dursun. İçeriye doğru. Şöyle ortayı yapacağım. Gelin abi, gelin. Ortayı yapacağım. Son çizgi. Maalesef zayıf orta. 3 dakikalık uzatma. Bir şekilde toparlamamız lazım. Lütfen hızlıca oynayın. Aldık şimdi. Muhammed Gümüşkaya. Muhammed. Muhammed sakla topu. Tamam aldık. İçeri giriyorum. İçeri giriyorum. Garanti oynamam lazım. Şut çek. Bu mu lan garanti? Bu mu garanti? Orada pas oynasam belki daha garantiydi. Dokunmamış da bir dakika. Tüh ya, maç bitti. Abi valla yok ya, kötü oldu. Bir dakika. Burada pas oynayabilir mi şimdi? Belki, bakın ben o sağdakini görmedim. Yani ekranda gözüktüyse bile ben o heyecanla görmedim onu. Pas oynamam değil ama belki uzak direğe orta yapabilirmişim. Şöyle hafif, aşırtma şeklinde. Bu da bize ders olsun. Bu mağlubiyet bize ders olsun. Ulan Asaf. Ulan kazanan sen oldun. Buradan Asaf'a selamlar. Seviyorum seni kardeşim. Mağlup oluyoruz. Futbolun içinde bu da var. 9.1 ile sahanın en iyi ikinci oyuncusuyuz. Bakasetas 3 gol 1 asist. Adam daha ne yapsın ya? Adam daha ne yapsın? İhlas ve bu yana zar değmesin. Maç başına 1.2'lik bir gol şeyi yakalamış. İstatistiği yakalamış. Bu mağlubiyetle birlikte ligde ikinci sıraya geriledik. Trabzon aynı puanda fakat averaj da sanırım önümüze geçti. Aynen. Yo, averajda biz daha iyiyiz. Saçma ya, bunu bir şekilde saçma yapmışlar. Yani şu an kim lider? Asıl lider biziz aslında, averajdan dolayı diyorum. Ama neyse, önemli değil. Aynı puandayız. 5 maç, 3 gol, 3 asist. Oy, dur. Transfer sezonu bitmek üzere. Biz antrenmana gidecektik ya, neyse. Bizlik bir şey yok, biz takımda kalacağız. Buraları simüle edelim o yüzden. Ama kim gelmiş, kim gitmiş onlara da bakalım tabii. Özellikle de Fenerbahçe'de. Kendi takımımız. Bir dakika. Oo. Brighton'dan teklif geldi. Ben bir yere gitmek istemiyorum abicim. Gerçekten teşekkür ederim ama ben bir yere gitmek istemiyorum. Ha bu arada Beşiktaş'a falan da bakalım. Rıdvan Yılmaz Schalke'ye transfer olmuştu 9 milyona. Fenerbahçe'de Berisha gitmiş 32.7 milyona. Grealish gelmiş. Marco ve Muhammed Mustafa gitmiş Galatasaray'da. Onun dışında öyle çok bir şey yok. Devam edelim. Bakalım 3 büyüklerden özellikle son dakika transferi gelecek mi? Evet, şimdi bir bakalım. Yani şöyle bir transferlere baktığımız zaman bakmayalım. Trabzonspor hiçbir oyuncu almamış, hiçbir oyuncu satmamış. Adana Demirspor, Alanya aynen hiçbir şey yok. Beşiktaş yeni transfer yapmamış. Fenerbahçe Bebu'yu da satmış. Maç başına 1.2'lik gol istatistiği yakalayan, aha da şu anda sahada çıkıyor. O oyuncuyu satmış Fenerbahçe. Neden? Bazen gerçekten yani oyun bile olsa sinir olmamak elde değil ya. Mantıklı davranılmadığında oyun bile olsa sinirlenmemek elde değil. Bir sonraki karşılaşmamız Hatay'a karşı. Yine bir gündüz mücadelesi. Allah'ım sen sabır ver ya Rabbim. Şu formayı bari değiştirelim. Biz bunu alalım, onlar beyaz formayı alsın. Aynen. Haydi bakalım karşılaşmaya başlayalım. Bu arada forvette kim vardı görmedim. Yine bir gündüz mücadelesi. Yine Kadıköy ve yine topu göremediğimiz karşılaşmalardan biri. Luis Gustavo girdi araya. Pasını oynadı şimdi bana. Muhammed Gümüşkaya ilerliyor. Pelkas'ın önüne bırakıyoruz. Pelkas pasını oynadı. Kim o? Samatta. Hadi Samatta. İyisin. Şimdi aldık topu. Sağ ayak kaleye baktı. Şut kaleci. Sağ ayakla güzel bir şut.
Nedense hep sağ, yani sol tarafta geliyor bu pozisyonlar bana. Sağ taraftan doğru denk gelmiyor pek sanki. Ya da bana öyle gelmiyor. Şey, bana öyle geliyor. Konuşamadım bir türlü. Oh, gol mü? Vallahi gol. 1-0 öndeyiz, dakika 5. Hiç beklemiyordum. Gerçekten hiç beklemiyordum böyle olacağını. Çok güzel orta. Güzel bir kafa, tam köşeye olmasa da yani köşeye gitmiş. Rakip oyuncu da dokunamamış zaten. Toby'miş ismi. Öğrenmiş olduk. Aldık şimdi topu. Muhammed Gümüşkaya. Bir dakika, sakin beyler, sakin. Geriye çek. Şöyle içeriye doğru kat ediyoruz. Topu ayağımızdan aldılar. Tereyağından kıl çeker gibi aldılar. Daha iyi olmamız lazım. Daha iyi olmamız lazım. Sakın. Altay. Bakın vallahi Altay'da anlamadığım olay bu. Altay'ın sağına çekti şutu. Altay uzandı, kurtardı. Ama Altay'ın üzerine çekilen şutlarda Altay bu topu kurtaramıyor. Çok ilginç. Nasıl ki biz kornerden golü bulmuştuk, onlar da bir an atacak sandım. Top direkten döndü. Topu istedim şimdi. Muhammed Gümüşkaya. Muhammed Gümüşkaya ile ilerliyoruz. Kaleye baktım. Soluma çekemedim. Alın o topu. Yani göz göre göre de topu kaptırmayın. Bakmayın ya. Şimdi Muhammed Gümüşkaya. Sol ayak. Muhammed, klasik bir vuruş. Çok iyi gitmedi. Şimdi aldık topu. Muhammed Gümüşkaya. Muhammed sol ayak. Müthiş bir şut. Kaleci Munir. Çok güzel bir şut geldi. Kaleci güzel çıkardı. Şimdi tekrar Muhammed Gümüşkaya. Bir şans daha mı bizim adımıza? Sağına çek. Sakin. İçeriye doğru kat ediyoruz. Şimdi şut. Direkt, ne direği? Dışarıya çıktı. Bu arada hedeflere bakalım aklıma gelmişken. 8.5 ile oyuna %40'lık bir dribbling başarın olsun ve galibiyet, daha doğrusu mağlup olma diyor. Sağ kanattan doğru bir şans daha bizim adımıza. Top kaptırma da. Sakla topu. Sakla. Sakin. İçeriye girdik. Orta, güzel bir gol geliyor. Enner Valencia'dan. Hazırlanış için yani kaç puan verirsiniz bilmiyorum ama bence çok iyiydi. Bence pozisyon gerçekten çok iyiydi. 2-0'ı buluyoruz. Şu ana kadar yanılmıyorsam bir asistle, aynen bir asistle oynuyoruz. İlk golde payımız yoktu. Güzel bir golle 2-0 öndeyiz. İnşallah böyle devam ederiz. Şimdi ben de Muhammed Gümüşkaya, Pelkas'ın önüne bırakacağım. Pelkas geri oynar mısın? Şöyle hızlıca paslaşalım. Samat da vurdu. Gol olsa müthiş bir gol olacaktı. Gerçekten çok güzel şut çekti oradan. Ama olmadı. Ala topu aldık. Helal. Topu sağıma çektim, kurtardım oradan. Bir kez daha sağıma çekiyorum. Top dışarıya çıkmadan. Aha güzel, o da olur. Çok özür dilerim ya. Valla pozisyonunu bozdum, çok özür dilerim. Ben oradan geçmek istiyordum sadece. Top. Muhammed Gümüşkaya'dı şimdi. Muhammed Gümüşkaya sağına çekti. Muhammed topu kaptırma. Muhammed. Kim o, ne oluyor? Samat da vurdu, direkten döndü. Mü. Ben mi yanlış gördüm? Offside tamam ama direkten mi döndü, gol mü oldu? Bir dakika ya, bakmamız lazım. Vallahi merak ettim şu an. Ha, direkten dönmüş. Acaba dedim hani direkten içeriye girdi de çıktı mı dedim. Anlatabiliyor muyum? Ama neredeyse penaltı noktasının üzerinden şutunu çekmiş, top direkten dönmüş. Kıl payı offside, o yüzden sıkıntı yok. Luis Gustavo, şimdi Serdar Aziz. Muhammed Gümüşkaya ile oynuyor. Pelkas oynadık şimdi. Pelkas sağ kanatta geliyor oyna. Güzel. Muhammed Gümüşkaya. Müthiş bir gol. Bir yere basmadı. Ne oldu? Ama harika bir gol geldi Muhammed Gümüşkaya'dan. En sonunda attık. Harika bir gol. Abi ben şey yapmadım ki. Yani devamını izlemek isterdim.
kendi kendini iptal etti. Gol sevincini falan. İşte buradan müthiş bir şut. Topallara ya abi ya. Harika bir goldü bu ya. Nasıl bunun tamamını izleyemedik? Lan gol olmadan resmen şuna bakın. Burada durmuş ha. Basıyorum gitmiyor daha devam. Burada durmuş resmen. Harika bir gol atıyoruz. Şaka gibi ya. Vallahi şaka gibi. Gerçekten şaka gibi. Bu golü vallahi her açıdan izlememiz lazım. Bir şekilde bu izlememiz lazım yani. Heh aynen. Şuradan doğru. Muhammed Gümüşkaya işte burada. Kaleye bakıyor. Şutunu çekiyor. Harika bir gol atıyor. Golün tamamını izleyemedik lan. Gol olmadan resmen geçti orayı ya. O sahneyi geçti resmen. Harika bir gol ama. Gerçekten müthiş bir gol. Bu golü puanlayın abi. Bu golün hatırına şu videoya like atın. Gerçekten müthiş bir gol geldi. Kaç metre lan orası? Vallahi bakmak lazım ha. Attığımız kariyerimizin golünü bile öyle ahım şahım sevinemedik ya. Pelkas'ın önüne güzel pas. Pelkas haydi gol olsun. Haydi Samat'ta direkt. Olmadı. Olmadı. Kariyerimizin golünü attık. Onu bile tam olarak izleyemedik ya. Vallahi yok böyle bir şey. Yerden oynayacağım. Yakına gelin. Ya da boş verin ya. Orta yapacağım. Orta yapıyorum. Orta güzel mi? Kafa gelir mi? Gelmedi. Bana oynar mısın? Teşekkür ederim. Şimdi ceza sahası içerisinde orta. Aha aşırtma şeklinde orta yapmak istedim olmadı. İlk yarı sona eriyor. İlk yarı sonucu 3-0 öndeyiz. Özellikle atılan 3. gol harikaydı gerçekten. Ben attım diye demiyorum. Gerçekten güzeldi abi. Şimdi golün hakkını verin yani. Kariyerimizde bu tarz golleri bolca atmak istiyorum. Çünkü demin de gördünüz. Yani o açıdan izlemek harika bir haz verir insana. Gerçekten müthiş bir şey. İleri oyna. Enner Valencia ilerledi şimdi. Haydi gol olsun. Dışarıda. Rakibi kendine doğru çekeceksin. Beni boşa çıkaracaksın. Ben de oradan en uygun şekilde şutu çekmeye bakacağım. Oo, Altay Bayındır'dan top geri döndü. Bir şut. Bu sefer de defans girdi araya. Şimdi ileriye. Pelkas. Samat'ta. Gücüm kalmadı. Enner Valencia. Enner Valencia. Enner Valencia 4-0. Enner Valencia atıyor. 4 oluyor. Fenerbahçe 4, Hatay 0. Valencia burada şutunu, daha doğrusu ortayı denemiş. Kime? Samatta'ya sanırım. Yo 21 numara Osay Samuel. Geçmeyince kendisi deniyor ve harika bir gol atıyor. Şimdi Traore sol kanada oynadı. Luis Gustavo Pelkas'a gitmesini söyledi. Pelkas'ın önüne bırakacağım. Pelkas'ın önüne bırakıyorum. Offside yok. Geri oyna. Oynarsın ama böyle değil. Böyle değil. Yüksekten orta mı isteseydim? Bir dahaki sefer öyle deneyelim bir de. Gelişine belki vole falan çekeriz. Aldık topu. Şimdi Muhammed Gümüşkaya'dan bir çalım. Pelkas'ın önüne bırakıyoruz. Pelkas ileriye bırak. İçeriye orta. İçeriye orta. Abi nasıl bu kadar geç kalabiliyorsun? Samat'ta. Ve 5-0. Osay Samuel atıyor. Bir an dedim yapamayacaklar galiba dedim ya. Yani çok fazla zaman kaybettiler orada. Ona rağmen rakip bir türlü yerini alamadı. Bu da bizim şansımız. İşte burada Samat'ta pasını oynadı. Golü atan kimdi? Valencia mıydı? Osay Samuel özür dilerim. 5-0 öndeyiz Hatayspor karşısında. Şimdi Kamil Ahmet ileri oynadı. Saba yerden pas. Osay Samuel girdi araya. Tobi'yi çıkardı. Şimdi Ener Valencia. Samat'ta. Valencia bir dakika. Tekrar bizde top. Konsantre olmaktan spikerliğe bug'lı devam ediyoruz. Şimdi Muhammed Gümüşkaya'dan müthiş bir şut. Kaleci güzel uzandı. Gerçekten güzel uzandı. Araya girdik. Sinan Gümüş. Hala gitmemiş mi bu Fener'den ya? Vur. Direkten döndü. Önümde kalır mı? Vur ona.
Vurdu kaleci. Oha ya, ona da uzandı be. Ona da uzandı. Adam her topa uzanıyor lan. Tamam, dışarıya çıkıyormuş zaten ama yani nasıl oluyor da her topa uzanıyorsun ya? Geri oyna. Güzel. Topu sakladık şimdi. Kaptırma. Topu sakladım. Sol ayak. Bir şut denemesi daha. Geçmedi top. Samat da vur ona. Samat da vurdu. 6 oldu. Samat da vurdu. Offside. Maalesef offside. Ama neden? Bizimkiler sevinmeye devam ediyor. Bir dakika. Neden offside? Nasıl offside? Burada ben şutumu çekerken offside de bulunuyormuş. Top ondan sekiyor. Samat da geliyor. Samat da alıyor. Geçiyor oradan. Şutunu çekiyor. Müthiş bir gol ama maalesef offside. Yapacak bir şey yok. Luis Gustavo. Şimdi ileri oynayacağım. Güzel çıktık. Enner Valencia. Atarsın sen onu. Pasını oynadı. Samat da Valencia derken. Hoca ne yapıyorsun lan sen? Ulan gol pozisyonuna gidiyoruz. Adam bir tane şut çekecek orada. Son bir hamlesi kaldı. Nasıl maçı bitirirsin ya? Saçmalık. Başka hiçbir şey değil. Neyse, bu maç bizim adımıza attığımız o güzel golle anılacak. Diğer şutlarımız zaten kaleci harika bir şekilde çıkardı. Hep 9.9 ile oynadık. Son anda 0.1 puanımız düşmüş. İşte bu da attığımız gol. Müthiş bir şut. Harika bir gol. Gerçekten güzel gol ya. Gerçekten güzel gol. Ooo, işte beklediğimiz an geldi, çattı. Şampiyonlar Ligi'ne geçiyoruz şimdi de. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe formamızda bakalım ne yapacağız. Rakiplerimiz kimler? Napoli, Amsterdam ve Club Brugge. İlk maçımız sanırım Club Brugge'e karşı. Yani şöyle genel olarak bir bakalım gruplara neler var diye. Chelsea, Villarreal, Shakhtar ve Spartak Moskova aynı gruba düşmüş. Bayern Münih, Sevilla, Marsilya ve Dinamo Zagreb, Paris Saint-Germain, Juventus, Benfica, kim o bilmiyorum. Manchester United, Leverkusen, CSKA Moskova ve Viktoria Pilsen aynı gruptalar. Bizim grubu zaten konuştuk. City, Dortmund, Sporting. Ulan neredeyse Beşiktaş eksik ha. Bir Beşiktaş eksik burada. City yerine Beşiktaş gelsin, tam olsun yani. Barcelona, Leicester City, Milan ve Kopenhag. Real Madrid, Leipzig, Latium mu? Latium kim lan? Roma diyeceğim. Yo değil. Atalanta mı? Atalanta mı acaba? Neyse, Lokomotiv Moskova beni çok da alakadar etmiyor. Biz kendi grubumuza odaklanalım. Hangi gruptayız? E grubundayız arkadaşlar. Bu arada istiyorsanız Avrupa Ligi'nde de şöyle gruplara bir bakalım. Roma, Hoffenheim, Young Boys ve şu adını okuyamadığım kulüp aynı gruplar. Trabzon, PSV, Lyon ve Steaua Bükreş ile eşleşmiş. Monaco, Slavia, Prag, Feyenoord ve Molde aynı gruptalar. Everton, Salzburg, Celtic ve Helsinki aynı gruptalar. Tottenham, Nice, değil mi? Nice diye okunuyor galiba. Midland, Galatasaray'ın hep yani bu takımı ne zaman görsem aklıma Galatasaray geliyor ve Apoel aynı gruptalar. Inter Milan, Betis, Sevilla, Antwerp ve bilmem ne takımı aynı grupta. Atletico Madrid, AZ Alkmaar, Galatasaray ve Malmö. Mönchengladbach, Rangers, Gent ve Santa Clara aynı gruptalar. Yani burada Trabzon ve şey var, siz söyleyin, Galatasaray var. Bir de konferans ligine bakalım. Şöyle hepsini okumayacağım. Hızlıca bizim temsilcimiz var mı diye bakalım. Metropol Başakşehir, Braga, Rapid Wien ve AIK diye bir kulüp aynı gruptalar. İnşallah iyi yerlere gelirsiniz. Beşiktaş, Real Sociedad, Cluj ve Hibernian. Bunlar nasıl gruplar lan? Hibernian kim? Neyse devam. Porto, Saloniki, Selanik, Basel ve Viyana. Tamam, okey. Tamam, bakalım hayırlısı olsun. İnşallah kulüplerimiz iyi yerlere gelirler. Oo, evet, Şampiyonlar Ligi mücadelesine başlamak üzereyiz. 6 gol 4 asist. 6 maç 4 gol 4 asistle oynuyoruz şimdiye kadar. Müthiş heyecanlıyım. İnanılmaz heyecanlıyım. İnşallah ilk Şampiyonlar Ligi karşılaşmamızda güzel işler çıkarırız arkadaşlar.